efendim, programın başında belirttiğim gibi bugün geleneksel olarak her Ramazan ayında bize misafir olan Kızılay Başkanı Sayın Kerem Kınık var. Geçen yıl, valla her yıl rekorumuzu egale ediyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum, en yardımsever izleyici benim programımın izleyicisi diyorum. Bunu her alanda görüyorum. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, okullara kitap, kırtasiye yardımı, kütüphanelerin kurulması, Ramazan ayında yardım tırları, ödev evlerinin açılması. Hani saymakla bilmez, bitmez yaptıklarımız hep beraber. Ama bu yıl başka bir projemiz var. Ben Doktor Kerem Kın'ı stüdyomuza davet etmek istiyorum. Bu yıl bakalım yardımlarımızı nereye yönlendirmemizi isteyecek Sayın Kerem Kınık. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, Rami Bey de geldi, yetişti. Evet, hoş geldiniz. Oh, süper. İyi günler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, hoş geldiniz efendim. Heyecanlıyız bugün. Evet. Yine rekorumuzu egale etmek üzere. İnanıyoruz. Hazır ve nazırız. Ben de izleyicilerim de biliyorum. Peki, ama öncesinde geçen yıl demiştik ki çok da kalbimiz aslında acıyarak izlemiştik. Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin o çamurlar içinde Bataçık'a yurtlarından yurtlarını terk ederek çamurların içinde kalma görüntülerini. Çoluk, çocuk, kadın ve onların Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan Osmanlı askerlerine yaptığı yardımın belgesini siz göstermiştiniz. Şimdi sıra bizde demiştik ve çok büyük bir para toplamıştık çok kısa bir zamanda. Peki o paralar nereye gitti Müge derseniz? Size önce onu izletmek istiyorum başkanımızın izniyle. Müge Yazıt 28.68'e 10 lira sizden bağış yapmanızı rica ediyorum. Arakan için iyilikte yarışalım diyoruz. Müge Anlı çağrı yaptı. Binlerce izleyicimiz bağışta bulundu. En kısa sürede toplanan en büyük bağış rekorunu kırdık hep birlikte. Myanmar'daki soykırımdan kaçan Müslümanlar için geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyasına katılan izleyicilerimiz kısa sürede rekor bir bağışa imza atmıştı. İyilikle yarıştık, yine kendi rekorumuzu egale ettik. Çok teşekkür ediyorum beni yanıltmadığınız için. Ne mutlu, böyle bir millete sahip. Allah razı olsun. Sizlerden gelen SMS'ler ve bağışlar Müslümanlar için yuva oldu, binlerce Arakanlı dışarıda kalmaktan kurtuldu. Hiç tanımadığın birine yardım etmek bence çok büyük bir asalet örneği. Karşılıksız, kime gideceğini bilmiyorsun. Onların geleceğini kurtarmaya gayret ediyoruz. Bu asaletin en büyüğü. Bağışlar sayesinde tam 492 konutun yer aldığı Müge Anlı ve Dostları Mahallesi inşa edildi. Türk Kızılay'ın burada yaşayan Arakanlı Müslümanlar için inşa etmiş olduğu evlerin önündeyiz. Bu evleri biz sizlerin değerli katkılarınızla, değerli bağışlarınızla buradaki insanlara ulaştırabiliyoruz. Baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların yerleştiği mahallede yaşam başladı. Yurtlarından uzaktaki binlerce Arakanlı şimdi çok daha insani koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Bütün bunlar burada yaşayan insanların hizmetine sizlerin sayesinde sunuluyor. Kızılay görevlilerinin hizmet verdiği Müge Anlı ve Dostları Mahallesi büyüdü ve binlerce insanın yaşadığı kasabaya dönüştü. Artık oyun ve spor alanında çocuk sesleri yükseliyor. Her türlü altyapının tamamlandığı mahallede büyükler spor yapıyor, çocuklar oyun oynuyor. Sıra bizde diyen binlerce izleyicimizin katkılarıyla inşa edilen mahallede yaşamlarını sürdüren aileler kendi sebzelerini de yetiştiriyor. Müge Anlı izleyicilerinin Türkiye'den binlerce kilometre uzakta inşa ettikleri mahallede artık herkesin yüzü gülüyor. Şimdi sırada yeni bir proje ve yeni mutlu yüzler var. Geçen yıl yapamamış olabilirsiniz, bu yıl telafi edersiniz. Gerçekten 492 konut, biz bir mahalleyle başladık ama bir kasabaya dönüştü. Ve orada gerçekten yüzler gülüyor, sağ olun, var olun. Orada bir hizmetle devam ediyor, iyi ki varsınız.
Kızılay tabii en köklü kurumlarımızdan biri ve ona yardım etmek de hepimizin boynunun borcu. Peki bu yıl ne yapacağız? Bu yıl diyorum ki iki tane aşevi kuralım. Müge Hanlı ve dostlarıyla beraber. Valla bu ismi de siz buldunuz. Benim de çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Yani herhalde Müge Hanlı ve dostları ismi böyle iyilikte bir marka olacak dünyanın her tarafında. İnşallah. Aşevlerimiz bizim şu an 16 tane aşevimiz var. Yazın arkadaşlar SMS'leri, evet. Müge Hanlı yazıp 2868'e attığımız kısa mesajlarla inşa edeceğiz inşallah bu aşevlerimizi. Peki önce şeyi de konuşalım isterseniz ki başlayalım bir taraftan da. 2868'e göndereceğiz. Kaç lira başkanım bir SMS? Bir SMS 10 lira. Hı hı. Mesaj, kısa mesaj yerimizi açıyoruz telefonumuzda. Hı hı. Kime diyor? 2868 yazıyoruz. 2868 yazıyoruz. Evet. Ve mesaj yazan kısma da Müge yazıyoruz. Tamam. Müge mi Müge Hanlı mı? Müge. Artık o kadar abone şey uz- şey yapayım. Ben attım ilk mesajı, dur bakalım. Evet, Müge diye yazıp gönderiyoruz. 28, ve geldi 68. Valla. Evet, 2868 bağışınızda ihtiyaç sahibi insanlara vermiş olduğunuz 10 lira destek için teşekkür ederiz diye Türk Kızılayı'ndan evet. Mesaj geldi bile. 2868 Müge. Normal bir mesaj. İstedikleri kadar gönderebilirler. Yani evet, yani bunu defalarca gönderebilirsiniz. Bakın hani benim 10 liramla ne olur demeyin. İşte 10 lirayla kaç kişiye umut olduğunuzu, yaşam verdiğinizi gördünüz ve bence eminim çok mutlusunuz. Paramızın nereye gittiğini biliyoruz, neler yapıldığını biliyoruz. Galiba en önemlisi de bu. 2868'e 10 liralık bir bağış yaparak isterseniz birkaç tane gönderin. Tabii ki herkesin bütçesine tamam. göre. Ben sadece burada ricacıyım. Ve bakın şimdi bu paralar nereye gidecek? Şuraya, ne kadar güzel gelin. Söyledi tamam. Kerem Bey. Dedi ki bir marka olacaksınız Müge Hanlı ve dostlarıyla diye. Dünyada hem de. Çünkü ilk markamızı yurt dışında yaptık. Ama bundan şimdi bu yıl... Ondan önce özel eğitim sınıflarımız var. Beraber özel yaptığımız. Özel eğitim sınıflarımız var. Bebekler için... Sevgi bohçalarımız var. Bizim bu aşevlerimizin aslında hikayeleri hüzünlü bir hikaye. Yani 150 yıllık Hilal Ahmer'in o kuruluş yıllarına dayanıyor. Hatırlarsanız o yıllar 1900'lü yılların başları, 1800'lü yılların sonları büyük Çerkes sürgünü olmuş. Yani Kafkaslardan yaklaşık 1,5 milyon Çerkes, Kabartay, Agide, Gürcü pek çok vatandaşımız Stalin tarafından Anadolu'ya sürülmüş, sürgün edilmiş. Bunlar Soçi Limanı'ndan Trabzon'a gelmişler, İstanbul'a gelmişler. Evsiz, barksız o oralarda yaşıyorlar. Bir taraftan aynı dönemlerde Balkan Harpleri olmuş. Oralara gitmiş olan soydaşlarımız, işte Konya'dan, Karaman'dan, Anadolu'dan oraya gitmiş olan soydaşlarımız eline aldıkları denkleriyle tekrar gelmişler ata yurtlarına, topraklara, Edirne'ye, İstanbul'a. Ve o yıllarda o milyonlarca insan... Sokaklarda evsiz barksız yaşarken bir taraftan da 1. Cihan Harbi çıkmış. 7 cepheye Mehmetçik gitmiş. Eve ekmek götürmesi gereken Mehmetçik, 3 milyon 300 bin Mehmetçik o 7 cephede vatan toprağını savunmak için evini barkını terk etmiş. Evine ekmek götürecek insan kalmamış. Bir tarafta mülteciler, bir tarafta soydaşlarımız, bir tarafta savaşmaya gitmiş erkekler, bir tarafta evine ekmek götüremeyen insanlar, çok büyük sıkıntılar başlamış. O zaman Hilal Ahmer'in kadınları, hanımlar merkezimizdeki kadınları. Ya o zamanki Kızılay. Evet. Yani evet. Hilal Ahmer dediğimiz o zamanın Türk Kızılay'ı aşevleri kurmuş. Onlarca aşevi kurmuş her ilimizde. Ve buralara insanlar evlerinden getirmişler. Varlığı olan insanlar para getirmişler, gıda getirmişler. Ve sadece o yıllarda 1900'lü yıllarda yıllık 19 milyon kap yemek çıkartmış o mutfaklar ve açlıktan insanların kırılmasını önlemiş. Bugün de aslında hani bugün belki savaş yok. Bugün belki öyle bir durumda değiliz. Allah göstermesin ama bu aşevlerinin bize iki faydası oluyor. Bir, o günkü ihtiyacımızı karşılıyor. İki, bir afet olduğunda, bir sıkıntı olduğunda hemen biz onları ihtiyacı sahibi olan insanlara yönlendiriyoruz. Yani kimler mesela bizim aşevlerimizden? Başkanım şunu söyleyeyim. Şimdi bizim izleyicilerimiz mesela bilirler. Bir anne vardı, kaybolmuştu. Böyle iki biraz böyle kendisini idare edemeyen oğluyla beraber Fatih'te, sonra Fatih Belediye Başkanı evlerini yapmış mesela, hatırlarsınız. Biz dedik ki siz nasıl geçiniyorsunuz, eve hiçbir gelir yok. Aşevinden yemek alıyoruz dedi. Mesela bir yaşlı teyzemiz vardı, peki sen nasıl yemek yapıyorsun dedik.
Aş evinden bana yemek getiriyorlar dedi. Şimdi aslında bir düzen dönüyor. Biz ne kadar farkındayız değiliz ama ben gelen konuklarımızdan oradan...